daha gençlere göre diyeyim. Aramızdaki fark biraz biz mantığımız tabii onlardan daha ileri olduğu için. Öğrenme sürecimiz belki onlarda daha uzun ama... Geldiniz. Teşekkürler. Bir takım ödevlerimiz vardı. Evet. Ödevlerimizi kontrol ederek başlıyorum. Sayfamızı da ben buradan paylaşmak istiyorum. Şimdi sayfa hangisiydi? Sayfamız 20. sayfa. Student Book 20. sayfamız. Sayfada. Can ben burayı unutmuşum ya. Olsun. Ederiz. Özür dilerim. Özür diliyorum. Yok, rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Bizden şimdi öyle. Bakalım. Şöyle benim şu WhatsApp'ım. Bana sormayın. Mahcup olurum sonra. Ama soracağız kim yaptı kim yapmadı onu da göreceğiz öyle değil mi yani evet. Şimdi bu sayfada görebiliyoruz değil mi, herkes görebilir evet, sayfayı evet. Vocabulary and listening bölümü, burada resimler vardı ve bu resimleri bu cümlelerle önce kimliklerini bulacaktık, daha doğrusu ne iş yaptıklarını ve daha sonra cümleleri tamamlayacaktık bu job, iş, meslek belirten kelimelerle. Şimdi ilk beşi bakalım kim okusun? Ben okuyabilirim. Ben okuyayım mı? Buyurun. Buyurun. Ben okuyor muyum? Evet, evet, buyurun. Ben göremedim. İsim söyleyin. Ha. Şimdi ben bir sayfa paylaştığım zaman... Filiz Hanım. Şimdi bakın, evet. Sayfa paylaştığım zaman ben arkadaşların resimlerini, daha doğrusu görüntülerini hemen kenarda ilk dört kişiyi görebiliyorum. Yani hepinizi tümden göremediğim için lütfen ben yapayım evet. Diyen arkadaşlar ismini söylerse sevinirim. İsminizle hitap etme tamam. Durumu olabilir. Ben Filiz Gürkan. Okuyorum. Buyurun. She is a hairdresser. She cuts hair. He is a pilot. He flies from Heathrow Airport. Mm-hmm. She is a receptionist. She works in a hotel. Mm-hmm. He is an architect. He designs buildings. Mm-hmm. She is a lawyer. She works for a family law firm. Firm. Okay, çok güzel. Diğer beşi de. He is a taxi. Filiz Hanım, diğer beşi de... Ben Nazime. Nazime Hanım devam etsin. Diğer beşini de aldığın itibaren. Çok teşekkürler. He is a taxi driver. Evet, he is a taxi driver. He knows all the streets of London. Hı-hı. She is a journalist. Hı hı. She writes news stories. Mm-hmm. He is a dentist. Mm-hmm. He looks after people's teeth. Mm-hmm. She is a nurse. Mm-hmm. She works in the city hospital. He is an architect. He is an accountant. Özür dilerim. Evet. Evet. Accountant. He likes working with money. Evet. Şimdi burada pronunciation'la ilgili sizi daha iyi kulaklarınızı doldurmak adına ben cümleyi tekrarlayayım. Sizler de yüksek sesle tekrarlayın. She's a hairdresser. She cuts hair. Repeat after me please. She's a hairdresser. She cuts hair. Herkes tekrarlasın. Tekrarlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Number two. He's a pilot.
He flies from Heathrow Airport. He's a pilot. He flies from Heathrow Airport. Number three, she's a receptionist. She works in a hotel. She's a receptionist. She works in a hotel. Mm-hmm. Number four, he's an architect. He designs buildings. He's an architect. He designs buildings. Number five, she's a lawyer. She works for a family law firm. She's a lawyer. She works for a family law firm. Number six, he's a taxi driver. He knows all the streets of London. He's a taxi driver. He knows all the streets of London. Number seven, she's a journalist. She writes new stories. She's a journalist. She writes new stories. Number eight, he's a dentist. He looks after people's teeth. He's a dentist. He looks after people's teeth. Number nine, she's a nurse. She works in the city hospital. She's a nurse. She works in the city hospital. Number 10, he's an accountant. He likes working with money. He's an architect. Sorry, he's an accountant. He likes working with money. Şimdi ben şöyle isim bildireyim size. Mevhibe Hanım, siz şöyle bir hızlıca geçer misiniz? İlk tabii. Beşin üzerinden sizin sesletimlerinizi duyayım. Evet. Hızlı bir şekilde. Number one, she is a hairdresser. She cuts hair. Two, he is a pilot. He flies from Heathrow Airport. Three, she is a receptionist. She works in a hotel. Four, he's an architect. He designs buildings. Five, she's a lawyer. She works for a family law firm. Okay, six, thank you. Numbers, maybe one. Okay, Güler Hanım. Will you please continue with number six? Thank you, Mevhibe Hanım. Yeah. He is a taxi driver. He knows driver. All the river. Driver. Taxi driver. Driver. Mm-hmm. He is a taxi driver. He knows all the streets of London. Mm-hmm. She is journalist. She is a journalist. She writes news stories. Mm-hmm. He is a dentist. He looks after people's teeth. Mm-hmm. She is a nurse. She works in the city hospital. Mm-hmm. He is an accountant. He likes working with money. Okay, Ergün Bey. İlk beşi tekrar duyabilir miyim sizden? Ergün Bey. Ergün Bey. Açıyorum. Açtım mikrofonu. Tamam. Buyurun. One. She's a hairdresser. She cuts hair. He's a pilot. He flies from Heathrow Airport. Heathrow Airport. Mm-hmm. Heathrow. She's a receptionist. She works in a hotel. She is an architect. He designed architect. He an architect. Mm-hmm. He designed buildings. She is a lawyer. She works for a family law firm. He's okay. A taxi driver. He knows all the streets of London. Thank you.
you Ergün Bey. Diğer 6'dan itibaren Nurcan Hanım, Nuran, Nurcan Hanım buyurun. Sesiniz açın. Hi. Sizi duyalım. Six. He is a taxi driver. He knows all the streets of London. She is a journalist. She writes news stories. He is a dentist. He looks after people teeth. She's a nurse. She works in the city hospital. He's an accountant with money. Okay. Ali Bey, burada mısınız? Ali Bey. Buradayım öğretmenim, buradayım. Gene ilk beşi hızlı bir şekilde sizden duyalım. He is a hairdresser. Yüksek sesle biraz. She is a hairdresser. She cuts hair. He is a pilot. He flies from Heathrow Airport. She is a receptionist. She works in a hotel. He is an architect. She works in a hotel. He is an... He is an architect, number 4. He is an architect. He designed buildings. Mm-hmm. She is a lawyer. She works for family law. No. Devam edeyim mi 6'ya? Ben söyleyeyim hocam. Lawyer, pardon. Devam edin. Hocam. Hayır, bir şey. She is a lawyer. She works for a family law firm. Number six. Mehmet Bey. He is a... Number six. Journalist. Taxi driver. Number six taxi driver. Number six. Altıdan itibaren devam edin. Tamam. He is the architect. He knows all the street of the London. She is a taxi driver. Taxi. Mehmet Bey. Evet. Altı. He is a taxi driver. Altı. He is taxi a... şoförü. Taxi driver. Vallahi evet, ben yeni açtım ve açıklamaları şansım olmadı. Tamam. She is a journalist. She writes news stories. Hı hı. He is Dentist. He look after people's teeth. She is nurse. She works in city hospital. Mm-hmm. He is like work with money. Okay. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu cümleleri cevapları oturttuktan sonra ikinci cümledeki ifadeleri anlayabiliyor muyuz? Onu test edelim. She is a hairdresser. She cuts hair. Ne anladık? Buradan. Saç kesimi. O saç keser. Saç kesme diyoruz değil mi? Evet. Buradaki fiil hangisi? Cut olmuş burada. Niye es olmuş? Birinci. Çünkü üçüncü tekil şahıs olduğu için. Evet. He ve she de, it de. Hı-hı. Evet, üçüncü tekil şahıs olduğu için fiilin sonuna es takıp gelmiş. Hairdresser cuts hair. Evet, number two'ya bakıyoruz. He's a pilot. He flies from Heathrow Airport. Şimdi
He flies from airport dediğimiz zaman buradaki o uçar. Hitro havalanına inmek havalanı. Havaalanından uçuş yapar. Uçuş, evet. Uçar anlamında. Hitro evet. Havalanından buradaki, uçar. Fiilimiz fly. Yes. Yani yes. F-L-Y yes. Aslında değil mi? F-L-Y. Bakın ben şimdi bir size bir whiteboard açayım. Bir dakika. Fly kelimesini tekrar burada hatırlayalım. Text fly, flyers. Bir dakika. Şöyle. Birincisi kattı. Bir dakika pardon. Evet. Birincisi kattı değil mi? Evet. Kat oluyordu. Şimdi diğerine bakıyoruz. Fly. Fly kelimesinde hocam, nasıl değişiyordu? Sesler kapanabilir mi acaba hocam ya? Evet kapatalım. Ben burada yazarken arkadaşlar kapatırsa sevinirim. Siz sorunca açarız hocam. Siz sorunca tamam, açarız. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Şimdi fly dediğimiz zaman üçüncü tekil şahıstı Y harfi, sondaki Y harfi düşüyordu. Ve ne geliyordu? F, L, I, E, S geliyordu. Niye Y'yi düşürdük? Y'den önce, şimdi fly flies, oradaki S'i koyabilmemiz için o Y'nin düşmesi gerekiyor. Niçin I, E, S takısı geliyor? Çünkü Y harfinden önce gelen harf sessiz bir harf. Buradaki L harfi sessiz. Sessiz olduğu durumda, yani İngilizce'de şöyle bir kural var. Y harfinden önce gelen harf eğer sessiz bir harfse o Y düştükten sonra geriye E, I, E, S takısı getiriliyor. Tamam mı? Bunu kitabımızın arkasında gramer ünitesinde de ayrıca görmeniz mümkün. Şimdi üçüncü şey, she is a receptionist diyoruz. She works in a hotel. Buradaki fiilimiz work, works oluyor. Okurken özellikle sonuçların şeyleri S takılarının üzerine vurgu yapıyoruz. Mesela I work, but she works, he works diyoruz. Değil mi? He is an architect diyoruz. Architect. Architect, he designs, design, onun şeyi, designs, diyoruz, designs. Evet, şimdi design ne demek? Design etmek, düzenlemek anlamında. Evet, she is a lawyer. Works diyoruz. Gene burada work'ü vermiştik. Lawyer. He is a taxi driver. 6. He knows. İngilizce'de know fiili şöyle bir kural var. K ve N harfleri yan yana geldiği zaman baştaki K harfi sessiz harftir. Silent letter dediğimiz bir kelime oluyor. Know diye telaffuz ediyoruz. Yani know diye okunmuyor hiçbir zaman. Know demiyoruz. Know, knows oluyor. Tamam. Şimdi 7'ye bakıyoruz. She is a journalist. She writes diyoruz. Write fiilini write, writes şeklinde yapıyoruz. Geldik 8'inciye. He's a dentist. He looks after. Buradaki fiilimiz look after. Look after kelimesi aslında look, bakmak diyebiliyoruz değil mi? Ama look after bir phrasal verb oluyor. Look after, ya bu İngilizce'de bir takım phrasal verb'ler var. Kelimenin anlamını değiştiren bir takım prepositionlar kullanılıyor fiilden sonra.
look after, examine, kontrol etmek anlamı var. Examine, dişlerine bakar dediğimiz zaman, insanların dişlerine bakar dediğimiz zaman looks after diyoruz. Bunun da üçüncü tekil şahıs için formu. Number nine, she is a nurse diyoruz. She works, gene burada yukarıda work fiilini vermiştik. Number ten, he is an accountant diyoruz. He likes, bunun fiilimizde bizim liked'ı, pardon yazalım şurada, like. Bu üçüncü tekil şahıs için likes şeklinde değişiyor. Sanıyorum burada anlamını bilmediğiniz herhangi bir kelime yok. Cut kesmek, fly uçmak, work çalışmak, design düzenlemek, design etmek. Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Know bilmek, write yazmak, look after kontrol etmek, like hoşlanmak demekti. Evet, şimdi bunu söyledikten sonra ben tekrar bir sayfamıza dönüyorum. Evet, şimdi tekrar bana sadece bu yukarıda meslek isimlerini an article ile beraber söylemeniz. Yani sadece bu birden ona kadar olan cümlenin birinci cümlelerini. Yani she is a hairdresser. İşte atıyorum ikincisi he is a pilot gibi. Neşe Hanım siz ilk beşi yapar mısın? Sadece birinci cümleler ilk beşte. Buyurun. Tabii. She is a hairdresser. He's a pilot. She's a receptionist. He's an architect. She's a lawyer. He's a tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Arif Bey burada mı? Arif Bey burada değil galiba. Peki o zaman Nilgün Hanım. Tamam hocam. 6'dan itibaren. Tamam hocam, öğrendim. He is a taxi driver. She is a journalist. He is a dentist. He is a nurse. He is an accountant. Evet. He is an accountant. Evet. Accountant. Çok güzel. Şimdi ben size Türkçe söyleyeyim. Herkes açabilir şu anda. Hiç önemli değil. Herkes söylesin şeyini. Ben Türkçe bir meslek söyleyeceğim. İngilizcesini söyleyeceksiniz. Evet. Ön büro görevlisi diyorum. Resepsiyonist. Resepsiyonist. Çok güzel. Şimdi receptionist diye okunuyor o. Receptionist. Çok güzel. Muhasebeci. Accountant. Nurse. Mimar. Architect. Lawyer.
Lawyer. Kuaför. Hairdresser. Türkçe'de jurnalleme Journalist. Süpersiniz, harikasınız. Pilot. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Alıştırma, 3 numaralı alıştırmada şu metni görüyoruz. Burada 5 tane conversation var, konuşma var. Evet. Ve ben size şimdi bunları okuyacağım metinden. Boşluklar var bakın. Birde iki tane boşluk var. Üçte bir tane. Dörtte üç tane boşluk var. Beşte üç tane boşluk var. Şimdi ben okuduğum zaman birincisini okuyacağım. İki kez okuyacağım. Sizden ricam o kayıp kelimeyi bulmanız. Yani meslek ismini bulmanız. Yukarıdaki mesleklerden biri olacak. Şimdi biri okuyorum. A. What does your brother do? He's journalist. Mikrofonlarınızı kapatın. Tüm mikrofonlar kapalı. Sadece yazın, sonra kontrol edeceğiz. Tamam mı? Beni dinleyin. Şimdi bir daha okuyorum. What does your brother do? He's a journalist. He writes for the Times newspaper. Oh, that's a good job. One more. What does your brother do? He's a journalist. He writes for the Times newspaper. Oh, that's a good job. Number two. What does your brother do? What does your father do? He's an accountant. He works for a big firm in the city. And your mother, what does she do? She's a teacher. She teaches French and Spanish. Number two again. What does your father do? He's an accountant. He works for a big firm in the city. And your mother, what does she do? She's a teacher. She teaches French and Spanish. Number three, does your sister work in the center of town? Yes, she does. She's a receptionist. She works in the Ritz Hotel. Oh, that's near where I work. Number three again, does your sister work in the center of town? Yes, she does. She's a receptionist. She works in the Ritz Hotel. That's near where I work. Number four. Are you a doctor? No, I'm not. I'm a nurse. Oh, but I want to see a doctor. Number four again. Are you a doctor? No, I'm not. I'm a nurse. Oh, but I want to see a doctor. Number five. I want to be a pilot when I am big. I want to be a lawyer. They earn lots of money. Pilots earn a lot too, and they travel the world. Number five again. I want to be a pilot when I am big. I want to be a lawyer. They earn lots of money. Pilots do accountant. Evet.
He rents a fountain. He works a big firm in the city. Mm-hmm. And your mother, what does she do? She is a teacher. She teaches French and Spanish. Evet. Diyorsun Zehra. Evet. Mehmet Bey ve İsmail Bey burada mısınız? İsmail Lütfen Bey? Kapatın mikrofonunuzu. Evet. Evet. Bir arkadaşım dışında diğerleri kapatsın. Üçü yapıyoruz. Mehmet Bey ve İsmail Bey. Diğer arkadaşlarım dinliyor kapalı. Does your sister work in the center of town? Yes, she does. That is She is a receptionist. Excuse me. She is a dentist. She works. Receptionist. She is in the Richard. Excuse me. She does. She is a receptionist. She works in the Rice Hotel. Mm-hmm. Oh, that's near where I work. Burayı ben okuyacağım. Oh, that's near where I work. Okay. Evet, that's near where I work in anlamı şu. Benim çalıştığım yere yakın demek. Where I work, benim çalıştığım yer. Mesela benim oturduğum yer dediğiniz zaman where I stay. Bu cümleyi böyle diyebiliriz. Mesela where is the post office diye soruyorsunuz değil mi? Buradan bir şey yapalım. Cümle üretelim. Mesela where is the post office diye soruyor birisi. It is near where I live diyorum. Tamam mı? Bakın onu hazır yeri gelmişken öyle bir şey yapalım. Is near New York. Şimdi bakın, clear ediyorum. Clear all drawings. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Hazır bu gelmişken güzel bir kalıp bu. Bunu da öğrenmiş olalım. Mesela soruyor. Where is, pardon şu büyük olacak. Where is, oops, kitabım kucağımdaydı. Where is the post office? Post office. Evet. Where's the post office? Where's the post office? Soru bu. It is diyoruz. It's near where I live. Tamam mı? Gene atıyorum. Where's the hospital diye soruyor birisi. Bunu çoğaltalım. Gene it's near where I stay. Kaldığım yer. Tamam mı? Evet. Ya da çalıştığım yer diyelim. Where I work. Bakın bu cümleyi böyle çoğaltabiliriz. Bu kompleks bir yapı. Noun clause, noun isim yan cümleciyi içeren bir yapı. O benim yaşadığım yere yakın. Oturduğum yere yakın. Çalıştığım yere yakın gibi. Bu post office kelimesi yerine mesela ne kullanabiliriz? Hospital koyabiliriz, değil mi? Evet. Restoran koyabiliriz. Başka ne koyabiliriz? Ne sorabilirler? Üniversite. Where's the university olabilir? University. Başka ne olabilir arkadaşlar? School. Where's the school olabilir? Çok güzel. Başka? Airport. Where's the airport? Çok güzel. Başka? Sinema. Where's a school? Where's the cinema? Çok güzel. Efendim? A school. School. School, evet. Railway station. Hairdresser. Çok güzel. Hairdresser için yalnız şöyle bir sakınca var. Bakın. O bir hairdresser diyoruz değil mi? Hairdresser. Bir dakika. Hairdresser.
dresser diyoruz. Double S, pardon. Şimdi bu kelime böyle yazıldığı zaman kişi oluyor. Tamam mı? Hairdresser. Hmm. Ama hairdressers dediğim zaman dressers bu bir yer oluyor. Dükkan. Tamam mı? İngilizce'de bu hairdresser kişi, hairdressers place anlamında. Tamam. Evet, başka ne olabilir? Where is the supermarket? Where's the supermarket? Supermarket. Çok güzel. Şimdi where's the school dedik. Şimdi şu where's the bus stop? Harikasınız. Süper. Şimdi şunu airport. Efendim? Airport. Where's the airport dedik. Evet. Şimdi sizden ricam şu kalıbı uygulayalım. Tamam mı? Hazır yeri gelmişken. İnci Hanım ve Şendil diye birisini görüyorum ama yani göremiyorum. Burada mısınız? Dinleyici misiniz? Yoksa sadece... Evet. Ali Bey. Evet. İki arkadaşım. Sorsunlar. Where's the post office yerine? Yani bunu istediğiniz gibi değiştirme şansınız var. Sorsun. Alttaki B arkadaşım da it's near where I live desin ya da where I stay desin, where I work desin. Tamam mı? Kim evet. Soruyor? Kim soruyor? Benim. Where is the post office? It is near where I stay. Okay, çok güzel. Harikasınız. Letafet Hanım ve İsmail Bey. Okay. Seaside. I don't understand. When is the seaside? It is near. Where the life? Where I live. It's where I live. It's near where I live. Evet, harikasınız. Bir iki arkadaşım daha. Filiz Hanım ve Nurcan Hanım. Moraz, Nurcan Hanım. Where's the post office? It is near where I work. Near'dan önce dikkat ederseniz bir article gelmiyor. It's near. It's near. Where I work. Süpersiniz. Ben yapacaktım. Evet, buyurun. Kim dedi ben yapacaktım? Meral Hanım var. Evet. Nurcan'la ben yapayım o zaman. Tamam, okey. Nurcan başla. Where is the bus station? It's near where I live. Harika. Mehmet Bey ve Sermin Hanım. Where is the post office? Mm-hmm. Where is the school? Evet. It's near where I live. Çok güzel. Sermin Hanım. It's near where I stay. Okay, stay. Nurcan Ertel ve Neşe Hanım. Where is the bus stop? It's near I work. Where I work. Çok güzel. İlgi Hanım, Nilgün Hanım. Where is the school? Doğru mu hocam? Evet, süper. Where is the school? Cevap? It's near where I stay.
Çok güzel. Şimdi size birisi İngilizce işte bir yer sorduğu zaman o nerede? Sizin evinize yakın olan bir yer ya da çalıştığınız bir yere yakın olan bir yere yakın olduğunda daha doğrusu o yer. Bu yapıyı kullanma şansınız var. Değil mi? Bugün bunu öğrenmiş olduk. Değişik bir şey oldu. Evet. Şimdi tekrar kitaba dönüyorum. Evet. Şimdi biz tekrar geçelim mi? Sesleri kapatalım arkadaşlar. Letafet Hanım ve Nurcan Hanım, Nurcan Ertemci. Üçü yapıyoruz. Yes. What are we doing? Bu üç numaralı egzersiz yapıyorduk ya. Evet. Conversation'lar. E ve F. Üçü. Evet, does your sister istiyorum. Work in the center of town? Biriniz onu soracak, diğeri cevaplayacak. Buyurun. Does your sister work in the center of town? Yes, she does. She's a receptionist. She works in the Ritz Hotel. Oh, that's near where I work. Çok güzel. Zeynep Hanım ve Filiz Hanım, number four. Are you doctor? Are you doctor? Are you a doctor? Oh, I am not. I am a nurse. Oh, but oh. I want oh, but I to see doctor. Oh, but I want to see. I am a nurse. Evet. I want to see a doctor. Orada bir şey oldu galiba. Bunu tekrarlayalım. Saadet Hanım ve İmri Hanım. Pardon. Number four. Evet. Are you a doctor? No, I am not. I am a teacher. Okay. Oh, but I want to see a doctor. Çok güzel. Beş. Meral ile Nurcan. Doğru söyledin. Evet, buyurun. Ben yapacağım, susun. Buyurun. Hadi. I want kim yapıyor? To be... Evet, buyurun. Ha, Nurcan, hadi. I want to be a pilot when I am big. I want to be a... lawyer. Lawyer, they earn lot of money. Pilots earn a lot too and they travel the world. Evet, süpersiniz. Evet, şimdi kitaplarımızın, bu kitabımızı kapayıp biz workbook'umuza geçelim mi? Orada bunlarla ilgili bir şey vardı. Asuman öğretmenim. Buyurun. 5'te en son pilot, pilot tekil mi? Orada simple present tense mi? Earn mı? Earns mı? Pilot. 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 Earn fiil. Evet. S takısı evet. Alacak mı, almayacak they mı? Earn. Bakın they earn diyor. They earn. They earn dediği zaman they earn. Ne evet. Oluyor they earn dendiği zaman? Çoğul. Dolayısıyla bunlar... bir dakika. Okay. Pilot da çoğul mu? Hayır. Bakın İngilizce'de çoğul ekini iki kişi pilotsa hı-hı. They are pilots diyoruz. Yes. Onlar pilot. İsimler sadece çoğul eki olarak S'yi çoğul da iki kişiden bahsettiğimiz zaman pilotlar, avukatlar dediğimiz zaman lawyers diyoruz değil mi? Evet. Nurses diyoruz. Bu isimlerin çoğul hali. Ama fiillere getirdiğimiz S takısı ise earn diyoruz değil mi? Earn, evet. Kazanmak, para kazanmak. Hı-hı. She earns diyoruz.
Onu isterseniz şöyle yapayım ben. Zahmet olacak. Hocam beşin son beşi tekrar edebilir miyiz? Ben de Beş. I want to be a pilot when I am big. I want to be a lawyer. They earn lots of money. I want to. I want to earn a lot too. I want to earn a lot too. They travel the world. Pardon. I want to be a lawyer. They earn lots of money. They earn. Yeah, the lawyers earn a lot too. And they travel the world. Şimdi bakın şuradan ben size teksti tekrar şöyle göstereyim. Çoğul ekiyle, çoğul eki esle verblerdeki esin farklılığı. Şimdi Ali and Ayşe diyelim. Ali and Ayşe are lawyers diyoruz. Tamam mı? Lawyers. Burada ikisi de avukat anlamında. Hı-hı. Ama tek bahsettiğim zaman Ali is a lawyer diyorum. Tamam mı? Bakın hı-hı, burada S takısı kalktığı gibi ikinci cümlede başına hemen bir E artıklı geldi. Niye? Çünkü tekil cevaptan bahsediyorum. Ama iki kişiden bahsettiğim zaman bu sefer is kelimesi otomatikman çoğulun formuna geçiyor to be fiili. Dolayısıyla A and article'ı kalkıyor. Çünkü artık çoğuldan bahsediyoruz ve şeyler meslek isimleri de S takısı alıyor. Tamam, ikisi de aynı şekilde. Mesela he is a dentist diyorum, değil mi? Dentist. Diş. O bir doktor. Ya da they are dentists diyorum. Gördünüz mü? Aradaki fark. Evet. Şimdi Ayşe earns a lot. Çok fazla para kazanıyor. Ama Ayşe earns a lot. Ama Ali and Ayşe'den bahsettiğim zaman Ayşe earn a lot diyorum. Peki S niye kalktı ilk fiilden? Çünkü ilk cümle tekil bir şeyden bahsediyorduk. Özlemiz tekil Ayşe. Ali evet. And Ayşe burada evet, iki kişi olduğu için they'e gitti. They earn a lot şeklinde değişiyor. Bu açıklama yeterli oldu mu arkadaşlar? Teşekkürler. Yani birinci bölümde lawyers'taki S takısı çoğul üretmek için isime getirilen, diğeri earn'de bahsettiğimiz zaman fiile getirilen S takısı. Tamam. Şimdi ben size bir şey yapacağım. Bir dakika. Ben şunu kapatıyorum. Evet. Bir saniye. Sayfa 10 student şeyde workbook'taki onu geçeyim ben. Workbook sayfa 20 dedik. Paylaşayım sizinle. Share screen yapalım. Paylaşım işinde bir türlü şey tamamen yapamadım, çabucak yapamadım. Şimdi oldu. Evet, bu ödevinizde joblarla ilgili. Görebiliyor muyuz bunu? Evet. Herkes görebiliyor mu şimdi? Evet. Şimdi görüyoruz. Bunu yapalım. Bu sayfadaki egzersizleri yapalım. Zeynep
Elif Hanım ile bakıyorum. İlgi Hanım, evet. Buyurun. Bir ve ikiyi yapınız. Peki. Linda is a nurse. Hı-hı. She wears wears a uniform. Uniform. She works in a hospital. Okay, çok güzel. Başka ne? İkiyi de yapın. 3 ve 4'ü diğer arkadaşım tamam. Yapsın. Martin is a manager. He works in an office. He earns a lot of money. Çok güzel. Sharon's a housewife. She goes shopping every her day. Every day. She cooks dinner for her family. Çok güzel. Gordon, evet. A chef. He cooks in an Italian restaurant. He works in a kitchen. He works in a kitchen. Okay. Number five, Saadet Hanım ve Ali Bey. Pardon. Saadet Hanım. Ben de yapabilirim. Tamam. Kim dedi ben yapabilirim? Ben Sibel. Sibel. Tamam. Sibel Hanım. Sibel Hanım. Beni bugün unuttunuz. Evet, ay özür diliyorum. Rica ederim. Hangi bir? Güler Hanım'ı da unuttum. 5 numaradan mı başlayayım? 5 ve 6'yı yapın. Buyurun. Tamam. Sophie is a student. She likes her teacher. She studies every day. She studies every day. Simon's a farmer. He works outside. He lives in the country. In the country. Arkadaşlar buradaki country ülke anlamında değil, kırsal alan yani köy gibi düşüneceğiz. Çiftlik tamam yeri gibi. The country. The country ile kullanıldığı zaman. The country. Mesela Turkey ya da Türkiye is a country diyoruz değil mi? Ama farmers live in the country diyoruz. O zaman oradaki country ülke değil, kırsal alan yani bir köyde yaşıyor anlamında. Şimdi Güler Hanım, sizden 1 ve 2'yi tekrarlamanızı rica edeyim. Oldu, tamam. Linda's a nurse. Nurse. She wears a uniform. She works in a hospital. Martin's a manager. He earns a lot of money. He works in an office. Çok güzel. Evet. Ergün Bey, number 3 and 4. Ergün Bey dağlara tırmanıyor. Hayır. Mikrofonu alıyorum. Tamam, buyurun. 3. Cheryl's a housewife. She works in house. She works always. Ben bunları kendim yapmıştım. Yukarıdan koymamıştım. Yukarıdan. Evet. Gordon's a chef. He works in the kitchen. He wears a uniform. Çok nasıl? Güzel. Number 5 Nilgün Hanım. 6 ile beraber. Ya kaçı yapıyordum? 5 ve 6. 5 ve 6. She likes her teacher. Tamam. She students every day. Studies every day.
every day. Evet. Simon's a farmer. He lives in the country. He works outside. Outside. Okay? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bir dakika. Şimdi testleri kapatalım. Diğer arkadaşlar kapatsın. İsmail Bey, 1 ve 2'yi tekrarlayalım. Hocam ben bu ders çalışmadım. Özür dilerim. Peki. Mehmet Bey yok gözüküyor. Ali Bey. Ben söyleyebilirim. Ali Bey burada mısınız? Ali Bey de yok. Ben Ali yapabilirim. Ben evet. Hocam. İnce Hanım. İnce Hanım. Biz yapacağız. Arkadaşlar lütfen ya. Linda. Linda's a nurse. She wears a uniform. She works in a hospital. Martin's a manager. He works in an office. He earns a lot of money. Güzel. Filiz Hanım, 3 ve 4. Sharon's a housewife. Sharon, she cooks dinner for her family. Alo. Filiz Hanım. Alo. Ha, devam ediyorum. Peki. Tamam. Gordon is chef. He work in a kitchen. He works in a kitchen. Okay, in the kitchen. In the kitchen. He cooks. Mehmet Bey gelmiş. 5 ve 6 Mehmet Bey'e. Kaçıyorsunuz değil mi Mehmet Bey? Ama farkına varıyorsunuz. Açtım, şu anda açtım da izleyemedim. 5 ve 6. 5 ve 6. Workbook açık mı? Show me student. She studies every day. She studies every day. She studies. Tekrarlayın. She student every day. She studies every day. He likes her teacher. He likes her teacher. He lives in the country. Hayır. She likes her teacher. Student'tan bahsediyoruz. Evet. She likes her teacher. Evet. Bunu tamam, bu 5'i tekrarlar mısınız Mehmet Bey? Tekrar. Tamam. 5'i. She studies every day. She likes her teacher. Evet. Okay. İlgi Hanım, 6'yı yapalım. İlgi Hanım, sesinizi duymuyoruz. Evet. Simon. A farmer, he works outside. He lives in the country. Evet. He lives in the country. Çok güzel. In the country. Şimdi bir dakika. Bundan sonra next sayfa. Bu sayfaya ödev vermiştim galiba, değil mi? Evet. Verdiniz. Şimdi şuradan hemen geçelim. Beşinci alıştırmadan geçelim. Önce buradaki soru kelimelerini geçirecektik. Evet. Kim yapmış? Ben yapayım hocam. Ben yapayım. Buyurun. Ben diğer kimler? Meral Hanım. Nihal hocam. Tamam. Nihal Hanım'la Meral Hanım. Ben hocam. Dörder dörder yapın. İlk dört Meral Hanım. Diğer peki. Dört. Ben hocam. Diğer arkadaşım. Tamam mı Nihal Hanım? Tamam. Buyurun. Where does he work? In an office.
What time does she start work at night? How does she love Peter? How does he get? Who does she love? Who? Evet. So, how does he get to work by bus? Çok güzel. Evet. Diğer arkadaşım. Nihal Hanım okuyacaktı galiba. Nihal Hanım. Evet. Who children does she have three? Who değil. Who değil. How many children does she have three? Have three. Evet. Why does she work so hard? Because she likes her job. Çok güzel. How old are you? Hı-hı. 25. Hı-hı. How does he have for breakfast? Coffee and toast. What does evet. He have for breakfast, coffee and toast. Evet. Evet. Buradaki toast kelimesi aslında toast değil, kızarmış ekmek diyoruz değil mi? İngilizce'de öyle anlıyorlar. Evet. Şimdi bakın, where does he work dediğimiz zaman anlamı ne bunun? Where does he work? Nerede çalışıyorsunuz? O nerede çalışıyor? O çalışıyor. Nerede çalışıyor? Çalışıyor. Evet. Nerede çalışıyor? In an office. What time does she start work? Saat kaçta iş başı yapıyorsunuz? Çok güzel. Who does she love? Sevdiğiniz niçin, kim? Niçin o seviyor? O kadın. Sevdiğiniz kim? Kimi seviyor? O kadın. Kimi seviyor? Evet. Kimi seviyor? Who does she love? Number four. How does he get to work? İşe nasıl gidiyor? By bus, otobüsle. Bakın otobüsle, işte metro ile dediğimiz zaman by kullanıyoruz. By metro, by bus, by ferry boat gibi, by plane mesela. Evet. Beş. How many children does she have? Kaç çocuğu var? Evet. Altı. Why does she work so hard? Niçin? O çok zor çalışıyor. Bu kadar çok çalışıyor. Çok çalışıyor. Evet. Because she likes her job. Çünkü onun işi seviyor. How old are you? Kaç yaşındasınız? 25. 25. What does he have for breakfast? Kahvaltıda ne yer? Ne yersiniz? Kahvaltıda ne yer? Kahve ve toast. Evet. Bu breakfast kelimesini biz çoğaltabilir miyiz? Nasıl çoğaltabiliriz? Mesela öğlen yemeği dersek nasıl söyleriz? What does he have for breakfast, lunch, dinner? Evet. Şimdi şu coblara bakalım. Onun için ben bir şeyler yapıp tahta yazmam lazım. Ki kontrol edebilelim. Doğru mu yazıyoruz diye. Hemen. Evet. Şimdi. Evet. Birincisini şöyle. Bir. Alayım kitabımı da önüme. Şimdi yazalım. Act demek bu fiilden evet ya, isim üretiyorum. Evet, job üretiyorum. Evet, herkes sesini kapasın. Sadece benim bu yazdıklarımı kendi yazdıklarıyla kontrol etsin. Actor. İkincisi teach, yani öğretmek kelimesi.
teacher diyoruz, öğretmen. Tamam. Üç, profess dediğimiz zaman, ay, nasıl yazdım ki bunu? Profess, bu bir şeyde uzman olmak demek. Professor, bizim Türkçe'de profesör kelimesi. Manager diyoruz. Yani manage, yönetmek, manager, müdür dediğimiz kelime. Manager. Beşincisi wait, beklemek demek. Aslında bir dakika, nasıl oldu bu? Waiter. Niye böyle oldu bu? Bu tarafı alalım. Evet. Ha. Waiter, bu garson demek. Evet. Hairdresser. Bu da kuaför demek. Doktor demek. Police officer. Evet. Bu da polis memuru dediğimiz. Lawyer. Bunun ses etimi de lawyer. Lawyer demiyoruz. Kesinlikle W ve Y harfini lawyer gibi sesletiyoruz. Şimdi spelling bölümüne geçelim. Spelling. Üçüncü bölümdeyiz. Plays burada. Plays. Devam ediyoruz. Study. Burada yukarıdaki mantıkla hatırlayacaksınız. Studies. Y düşüyor. Değil mi? Y düşüyordu. Bunu bir dakika. Evet. Şimdi tekrar yazayım. Studies. Work oluyor. Sadece bunları yazayım da değişmesin şey. Yani zaman geçmesin. Writes diyoruz. Yazmak. Earn, para kazanmak. Earns diyoruz. Teach, öğretmek. Teaches diyoruz. Görebiliyor musunuz ekranı? Evet. Bir problem yok herhalde. Evet, şuradan biraz alayım. Evet. Yukarıya. Evet. Teaches dedik. Goes, gitmek. Üçüncü tekil şahıslar için bu. Nasıl değişti? Do, does dediğimiz yapmak fiili. Watch, izlemek. Yani televizyon izlemek. Futbol maçı izlemek gibi. Watch. Have, sahip olmak. Bunu has demiyoruz. Has diyoruz. Bir irregular durumu var. Has. Finish, bitirmek. Finish. Finishes diyoruz. Şuradan itibaren geçelim. Ayrılmasın. Finishes. Evet. Lives. Koyuz. Şeklinde. Herhalde koyuz. Doğrudur. Değil mi? Bunlar kontrol edilmiş olacak. Şimdi bir 5 dakika daha uzatalım dersimizi. Biz sonraki arkadaşlarımızı bekleteceğiz açık ama onları da uzatıyorum nasıl olsa. Şimdi bunu kapatabilir miyim tahtayı? Herkes kontrolünü yaptıysa kapatıyorum. Tamam. Evet. Şimdi tekrar şeyimize dönelim. Evet. Şimdi bu alıştırma, 2 numaralı alıştırmada bu cümleleri tamamlayacaktık. Değil mi? Evet. Bunu vermediniz galiba ister? Ama. Yok, verdim. Verdim mi ödev? Verdiniz mi? Verdim. Evet. Hayır, tamam, sorun değil. Şimdi okuyalım.
Birinci cümle Meral Hanım, Meral Kaya. Tamam. Buyurun. Mark's a football player. He earns a hundred thousand pounds a week. He plays for Arsenal. Evet. He plays for Arsenal. Bu genelde mesela ne diyelim, erkekler daha iyi bilirler. Mesela Emre, atıyorum Emre değil de Caner hangi takım için oynuyor mesela, Mehmet Bey? Fenerbahçe için. He plays for Fenerbahçe. Aha. Caner plays for Fenerbahçe şeklinde kendi takımınızla ilgili oyuncularınızın isimlerini koyarak çoğaltabilirsiniz bu cümleyi. Evet, number two, Letafet Hanım. Hello. Ellen Stewart. Ellen is a poet. He teaches classes during the day and writes new poems in the evening. Çok güzel. He teaches classes during the day and writes new poems. Poet neydi? Poet? Şair. 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 Poem. Poem. Şiir. Şiir. Değil mi? Ali Bey, number three. Sally is a student. She goes to gymnasium every morning. Mm-hmm. In the afternoon, she go. Student ne yapar? Student, öğrenci. Çalışır. Çalışır ya da okur diyoruz burada. He read it at college. Studies. 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 Studies IT. Burada information technology'nin kısaltılmışı o. Bilgi teknolojisi dediğimiz ders. She studies IT at college. Fakültede IT okuyor demek. Number four. Number four. Sermin Hanım. Hocam ya. Works in a mobile phone shop. Duymuyoruz sesini. Anlamadık. Yüksek sesle. Tony works in a mobile phone shop. He finish work at five in the afternoon. Tony works in a mobile phone shop. He finishes diyoruz. Finishes. Evet, number five, Nilgün Hanım. Ben söyleyeyim. Evet. Nilgün Hanım, sesinizi duymuyoruz. Hocam bunu ben yapmasam olur mu? Ben yapayım öğretmenim. Tamam, Nihal Hanım siz yapın. Nihal Hanım. Orada sıkılmış değil. Nihal Hanım bana hiç gelmiyor diyor. Evet Nihal Hanım. Sıkıldım ama bunu da bilmiyorum. Hemen yapmaya çalışayım. Mark works a lot of business in America. Does. Evet, does olacak. Does. A lot of. He a lot of in an apartment in New York. Apartmanda yaşıyor, nasıl diyoruz? He lives. Değil mi? Lives, evet. Mark does a lot of business in America. Amerika'da çok iş yapıyor. He lives in an apartment in New York. New York'ta apartmanda yaşıyor. Nurcan Ertemci. Meg is married and she has a doctor. Zoe watch TV every day. Watches TV every day. Evet. Arkadaşlar ben herhalde çok fazla uzayacak. Bu 12. sayfayı da yapmak istiyordum ancak
Orada ödev vermiştim 12. sayfada. Evet. Onu vermiştiniz. Evet, onu kontrol edebilecek miyim? Öteki sınıfı da istiyorum ben. Onları hani çok bekletmiş olmak istemiyorum. Ama şöyle yapalım. Sadece şeydi, daily rutinlerde bir şey vardı. Ona bir dakika, bir dakika. Doldurmaları yapalım sadece. Doldurmaları yapalım. Evet. Evet. Doldurmaları yapalım. Ben bir şey rica edebilir miyim? 2 ile 3'ü tekrar eder misiniz? Efendim? 2 ve 3'ü tekrar eder misiniz? 2 ve 3'ü. Evet. Önceki. Alan is a poet. Alan is a poet. He teaches classes and writes new poems. 3. Sally is a student. She goes to the gym every morning. In the afternoon, she studies IT. She studies IT. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, şimdi görebiliyor musunuz bu sayfayı? Evet. Evet, Annie's Day'in. Şimdi buradaki resimlerin fiillerini şu yukarıdaki şeyden seçip yazacaktık. Birincisi gets up. İki neydi? İki has a shower. Formunu kullanacağız. Has a shower. Üç, Get dressed. Has breakfast. She has breakfast. Evet. Number five. Goes to work. Goes to work on the bus. Otobüsle işe gidiyor. She works in an office. Starts work at nine. Have lunch. She has lunch. O hemden hep ikinci tek kişisi has oluyor. Has oluyor, doğru. Sekizincisi finishes work at 5:30 and goes home. In the evening She has dinner. And watches TV. She likes dramas. She goes to bed at 11. Şimdi bunları ödev vermemiştim. Verdiniz. Onları verdiniz ödev. Verdiniz hocam. İyi, o zaman bütün bu sayfayı kontrol edelim onları da. İkincisi, bakın burada karışık verilmiş. Onları düzeltiyoruz. Number two. What does she have for breakfast? Number three. Where does she work? Çok güzel. Number four. What time does she start work? Evet. Beş. Where does she have lunch? Çok güzel. What does she do in the evening? Çok güzel. Evet. What does she do in the evening? Number three. Bakalım. She works, burada düzeltiyoruz. Mesela Annie has coffee for breakfast diyor. Doesn't have coffee for breakfast. She has tea and toast. Buradaki metne göre düzeltiyoruz. She works in a shop. She works in a shop. She works in an office. Ya bir kişi düzeltsin ya, öğretmen. Ya da tekrar edelim bunu. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Öğretmen konuşsun. Hayır, bakın ben şimdi sizden almak istiyorum. Hepinizi duymak istiyorum.
Ama bittiği zaman tekrarlıyorum. Okey hocam, tamam. Cümlelerinizi şimdi tek tek hepinize sormak ve zaman geçirmek istemediğim için. Bakın. She works in a shop. Ben no, söyleyebilir miyim? No, she doesn't. She doesn't work in a shop. She works in a... an office. In an office. She works in an office. Number three. She doesn't. Hocayı dinlesek lütfen. Hayır arkadaşlar. Ergün Bey, ben önce sizlerden duymak istiyorum. Doğrusunu tekrarlayacağım ben. Tamam mı? Evet. Şimdi hepimiz konuşacağız Ergün Bey. Evet. Peki siz konuşun. Evet. Hadi tekrarlayacağım. Start work at 10. She start work at 9. She doesn't start work. Doesn't start. Oradaki s gidiyor, does olduğu için. She doesn't start work at 9. She starts work at nine. Number four. She doesn't has lunch. Number four. She doesn't have lunch. Her sister. Şimdi herkes sussun. She doesn't have lunch. Niye have oldu? Çünkü doesn't olduğu için s gitti ve esas verbimiz ortaya çıktı. Have fiili. She doesn't have lunch with her sister. She has lunch kimle? With her friend. Friend. Tamam mı? With her friend. Ergün Bey anlaşıldı mı? Anlaşabiliyor muyuz? Evet. Tamam. Evet, number five. She doesn't watch TV. Sport on TV. She likes drama. Evet. She doesn't watch sport on TV. She watches dramas. Dramas. She doesn't watch sport on TV. She watches dramas. Evet. Number six. She doesn't go to bed at 10:30. She goes to bed at 11. She doesn't go to bed at 10:30. She goes to bed at 11. Ergün Bey, anlaşabildik mi? Ergün Bey küstü. Arkadaşlar, ödev veriyorum. Ödeviniz sayfa 13 burada. Workbook'taki sayfa 13. Reading. Bunun listening olarak CD'de dinleme şansınız var. Tamam mı? Eurostrat diye. Kitabınızın sayfasında. Bir dakika ben şöyle diyeyim. Stop share. Evet. 14. sayfada vocabulary. Bu fiillerle isimler nasıl, mesela read a story diyorsunuz değil mi? Read book diyoruz. Watch TV gibi. Collocation dediğimiz hangi fiille hangi isimler kullanılır? 8 numaralı alıştırma. 9 numaralı joblarla ilgili burada bir şey var. Puzzle var. Onu yapalım. Bu resimlere bakarak yapacağız. Ondan sonra time'ları bırakalım. Bir de student book'tan okuma vereceğim bu hafta. Babür Ali var. Bunu da gene kitabınızın CD'sinden sesli olarak dinleme şansınız var. Babür Ali. Sayfa 18-19. Bu sayfa arkadaşlar. Bu reading pasajını okuduktan sonra egzersiz 1 ve 2 yapacaksınız. Tamam mı? Sorular var.
Birinci alıştırmada seçeceksiniz hangisi? Doğruyu seçeceksiniz. İkinci alıştırmada da soruya göre cevap vereceksiniz metni okuyarak. Tamam. Demek ki iki tane reading parçamız var okuyacağınız. Evet. Ve de burada sayfa 1 ile 2'yi yapacağız. Evet. Sayfa 13 ve 14 student book'ta, workbook'ta sayfa 13-14 ve course book'unuzda, yani student book'ta da sayfa 18-19'daki parçayı okuyorsunuz. 1 ve 2 numaralı da egzersizleri yapıyorsunuz. Okey evet, hocam. Birazcık yetiştiremedik bugün ama yani ne yapayım? Olacak kadar. Bir sonraki sınıfımı kusura bakmayın diyorum. Onları da uzatacağım. Hiç sorun yok. Çok teşekkürler öğretmenim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Güzel şeyler öğrendik. Evet. Sağ olun. Tekrarlarsanız sevinirim. Sizi çok yoruyoruz. Ben tekrar ödevlerinizi WhatsApp'tan size rica ederim. Ben bir de zamanla yarışıyorum ya. Evet, tamam. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok öpüyoruz. Eğer bakın, bakın erkeklerden birkaç kişiye gene yetişemedim galiba. Hasan Bey miydiniz? Ercan Bey mi? Nokia 2 diye yazıyor ama isim olmadığı için tutamıyorum ben aklımda. İsimle girerseniz sevinirim. Dolayısıyla Nokia 2 diye seslenmek de istemedim size. Ben hiç konuşmadım. Kim? Pardon. Özgül Afşar, ekranım da kapalı, açamadım. Ay, işte evet. Özgür. Neyse ziyan tamam. Yok. Ziyan yok, sağlık olsun, teşekkürler. Next time söz veriyorum. Daha çok söz olacak. İnşallah. Tamam. İyi günler. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.